Herkese merhaba. Bugün Savaş Şahin ve Yasemin Çongar'la birlikte planladığımız Edebiyat Tarihi konuşmalarında konuğumuz Ekrem Işın. Ve konumuz Yakup Gazi Karaosmanoğlu'nun Hüküm Gecesi isimli romanı. Aslında Yakup Gazi Karaosmanoğlu Edebiyat Tarihi konuşmalarımıza neden misafir oldu diye sorabilirsiniz bizi takip eden eski dinleyicilerimiz, seyircilerimiz. Çünkü biz bu Edebiyat Tarihi konuşmalarında daha çok üzerlerine az konuşulmuş, hatta edebiyat tarihinde yer bulamamış yazar ya da eserlere yer vermeyi tercih ettik. Ama Yakup Gazi Karaosmanoğlu'nun bu eseri de diğer Kiralık Konak veya Yaban'la karşılaştırıldığında kanonun biraz dışında kalmış, üzerine çok konuşulmamış eserlerinden biri. Öncelikle hoş geldiniz Ekrem Bey. Hoş bulduk. Davetimizi kabul ettiniz. Sizinle Yakup Kadri üzerine birkaç program daha yapacağız. Evet. Bugün ilk konuşmamız Hüküm Gecesi üzerine. Biraz Hüküm Gecesi'nden bahsetmek istiyorum ben. Hüküm Gecesi 1926-27 yılında Milliyet Gazetesi'nde tefrika edilen romanlarından Yakup Bey'in. Aslında 28 öncesi Yakup Gazi Karaosmanoğlu'nun önce tefrika, sonra kitap olarak basılmış eserlerinin biraz kötü kaderini üzerinde barındırıyor. Neden kötü kader? Çünkü hem tefrikadan ilk baskıya, ilk baskıdan Latin alfabesi aktarımına, Latin alfabesi aktarımından da uzun yıllar günümüze kadarki baskılarında bu romanlar kendilerinden bazı noktalar kaybetmişler. 27'de hemen tefrikadan sonra bu eser kitap olarak Arap alfabesinde basılsa da 1966'ya kadar günün okuyucuyla buluşamamış. Yani çok uzun bir süre Arap alfabesinde kalmış. 66'dan sonra da dediğim gibi hem Türkçesi değişmiş, hem kendi içerisinde de bazı bölümlerde bazı kaymalar maalesef olmuş. Hüküm Gecesi dönemsel olarak Yakup Kadri'nin 1910 ile 1914 arası döneme yoğunlaştığı, yani tam olarak İttihat ve Terakki'nin güçlendiği, iktidarını vadinin dışına çıkarak bir istibdat rejimine dönüştürdüğü ve dış politikada da Trablusgarp ve Balkan Savaşları hezimetiyle Birinci Dünya Savaşı'na doğru gittiği döneme odaklandığı bir romanı. Romanın açılışı, zaten romanda hep gerçek kişiler var. Yani bir kurgu karakterlerimiz var tabii ki. Ana kahramanımız Ahmet Kerim, o bir kurgu karakter. Sizinle Yakup Kadri ile olan benzer yönlerini de konuşuruz ama romanın birçok kahramanı da doğrudan tarihi şahsiyetler ki bunlardan bir tanesi de gazeteci şehitlerimizden Ahmet Samim. Evet. Onun öldürülmesinden 1-2 ay önce açılıyor roman zaten ve onun yaratmış olduğu o büyük çığ dalgasıyla da ilerliyor. Siz bu noktada bu romanı bugünümüz için nasıl değerlendiriyorsunuz anlattıkları çerçevesinde? Evet. Şimdi şöyle başlayalım. Belirttiğiniz gibi Yakup Kadri'nin diğer romanlarına oranla biraz bir minör eser gibi kalmış bir roman. Aslında yeterince de pek anlaşılamamış gibi geliyor benim. Yani bir Yaban gibi, bir Kiralık Konak gibi popüler olmamış. Ama incelendiği zaman bize hatta modern roman içinde bazı ipuçları verebilecek, bazı özellikleri de kapsayan değişik bir roman. Şimdi bu ilk baskısı, burada tabii nasıl göstereceğiz? Bakın ilk baskısının kapağında küçücük şurada bir ibare var. Siyasi roman diyor. Evet, evet. Bu baskılarda yok. Daha sonraki baskılarda yok. Kaldırılmış. Şimdi aslında bu bizi zorluyor. Yani bakış açımızı zorluyor. Yani aşk romanı var, işte bilmem ne romanı var. Böyle bir takım popüler adlandırmalar vardır. Bu o dönem için özellikle 2. Meşrutiyet döneminde de yaygınlaşan bir ibare, yani altına bir alt başlık olarak niteliğini vurgulayan siyasi roman. Yani bunun içinde siyaset var bol miktarda, dönem siyaseti. Dolayısıyla biraz o açıdan değineceğim ama bu hep anlatıldığı gibi bir takım siyasi olayların şerh edilmesi biçiminde değil. Buna zaten gerek de yok. Bu siyasi olayların arka planları, daha doğrusu bireyler üzerinde yaptığı, yarattığı çöküntü
psikoloji neydi? Aslında Yakup Kadri'nin anlatmak istediği bu. Bir çöküş dönemini anlatıyor ve o çöküş döneminin bireylerinin halet-i ruhiyeleri üzerinde duruyor. Ahlak meselesi yani, evet. Bir etik boyutu var. Onun üzerine duruyor. Yoksa işte o onu öldürdü, o onu işte savaşa girdi bilmem ne. Bunlar arka planda şey olan, beliren, bize zamanın o şeysini, somut görüntüsünü veren bir takım olaylar. Zaten onlar da fazla değil. Şimdi bu roman iki suikast arasında, yani siz... Evet. 1910-14 dediniz. Ahmet Samim'de. 14'e sarkıyor. Evet. Ahmet Samim'in öldürülmesiyle Mustafa Mahmut Şevket Paşa'nın öldürülmesi. Evet. Yani 1910-1913. Evet. Yani şöyle diyelim. Tabii o hemen öldürülmesiyle kapanmıyor. Onun bir şey süreci de var. Yani Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcına doğru, yani onu haber veren, evet, döneme doğru açılan yaklaşık 3-4 yıllık bir süreyi anlatır. İki suikast, iki kanlı eylem demek. Yani bu romanın içeriğinin de pek öyle şey olmadığı, yani biraz kasvetli, biraz tedirgin edici bir içerik olduğunu baştan bize haber veriyor. Tabii Abdülhamit döneminin en büyük eleştiri noktası takipler. Evet. İnsanların sürgüne yollanması. Evet. Asılması gibi konularsa, burada da İttihat ve Terakki'den bu döneme aslında ana kahramanımızın, hı-hı, bakış açısıyla kimsenin öyle özgür, rahat, mutlu, evet, bir hayat sürmediğini gösteren de bir eser olarak karşımıza, evet, çıkıyor. Çünkü olaylar bunu hazırlıyor. Bu şeyde, bu romanda iki somut gözlem yapabileceğimiz alan var. Daha doğrusu iki tabaka var. Bir tanesi alttaki, biraz önce değindiğim somut tarihsel tabaka. Şimdi bu Ahmet Samim'in şeyiyle başlıyor, değil mi? Öldürülmesiyle Bahçekapı'da. 9 Haziran 1910. Ondan sonra. Ama bizi Ahmet Samim'i de önce tanıtıyor. Yani tanıtıyor, bir karakter tanıtıyor olarak görüyoruz. Tabii, tabii. Çok şen. Kendi aslında tehditlerine de pabuç bırakmayan, bir nevi ölümünü de bekleyen bir, evet, kahraman olarak. Yani tabii aslında roman evet, cinayetle başlamıyor. Evet. Öncesi var. Öncesi var. Anlatıyor. Yani şey olarak, tarihsel olay olarak, evet, zikrediyorum. Evet. Sonra şey var. Neydi onun adı? Trablusgarp şeysi giriyor araya. Savaşı. İngilizlerin ve İtalyanların hezimetine uğrama var. Şimdi bir dakika bakın. Ahmet Samim'in öldürülmesi. Şeyde bir sene sonra 23 Ocak 1913 Babali baskını var. Evet. Çünkü bunlar tarihsel olarak önemli. Bunların üzerine o psikoloji inşa ediyor. Yani ikinci tabakayı inşa ediyor. Sonra Babali baskınından sonra 8 Ekim Ahmet Samim'in öldürülmesinden sonra Balkan Savaşı 1912-13, Babali baskını 1913, sonra en son Mahmut Şevket Paşa'nın öldürülmesi 11 Haziran 1913. Ondan sonra da zaten bunun tutuklanması, Bekir Ağa bölüğüne gönderilmesi, oradaki gerçeklerle şeyin yüzleşmesi, fikirlerindeki bazı değişiklikler ve sonra hepsinden sıyrılıp nasıl diyeyim, bütün bu pislikten, bu kokuşmuşluktan sıyrılıp Sinop'a sürgüne gönderiyorlar. Evet. Zaten onu o şeyden, idamdan kurtaran da Ziya Gökalp. O en sonunda bir Bahattin Şakir'in Merkezi Umumi şeyinde, evet, odasında Cemal Paşa, Ziya Gökalp, birkaç daha kodaman iddiatçı bir tartışmaları vardır. O önemlidir. O çocuğa dikkat edin diyor. Bu Türkçü çocuk, geleceği parlak falan diye. Oradan belli. Cemal Paşa da bilseydik öldürürdük diyor. Öldürürdük diyor. Ondan sonra esprili bir biçimde, neyse, ipten alan Ziya Gökalp. Evet. Tabii, evet, bu
hani siyasi tabakanın bize gerçekçi bir şekilde hani tarihi kayıtlar çerçevesinde gösterilmesini sağlayacak kahraman Ahmet Kerim de bir gazeteci tabii. Tabii gazeteci. Yani bu roman aynı zamanda siyasetçileri gösterdiği gibi bir gazete dünyasını da gösteriyor. O girişte zaten o var. Evet, yani gazetenin nasıl... Çürümüş medya. Evet, çürümüş medya. Karışık bir siyasi iklim, evet. Çürümüş bir medya. Evet. Kimin hangi tarafta olduğunun karıştığı, evet. Bulanık, sisli bir İstanbul. Evet. Çünkü Tevfik Fikret'ten de alıntılar yapan bir roman. Yani birçok yazardan, birçok özellikle Hamlet'ten, evet. Macbeth'ten, metinler okuyan, hani hatırlayan, oradaki siyasi ortamla, evet. İstanbul'daki siyasi ortama paralellik kuran da bir ana kahraman üzerinden anlatılıyor. Onun için de okuduğumuz zaman belki ilk okuduğumuzda diyelim, evet. Hüküm Gecesi bizim için çok fazla bir şey ifade etmiyor. Belki bir tarihi belge gibi okuyoruz ama evet. İlerledikçe yaş belki bizim yaşımızda geçtiği için evet. Bugün artık Hüküm Gecesi günümüzü anlatan, günümüze birçok hani benzerlikler, paralellikler kurabileceğimiz de bir eser olarak karşımıza çıkıyor. Çok doğru. Yani hakikaten bunu işte edebiyat severlere ya da Yakup Kadri severlere özellikle altını çizelim. Bu roman aslında 2023 Türkiye'sini anlatıyor. Tuhaf bir şekilde. Evet. Yani burada bu gazetecilik mesleğini, o dönemin gazetecilik mesleğini fahişelikle karşılaştırıyor. Evet. Bayağı orada sert bir eleştiri dil, var, evet. Burada. Müstehcen bir dile, yani argo, evet. Bir dil daha, evet, doğru, evet. Ifade. Yani bu mesela. Gazeteci fahişedir diyor. Evet. Yani her tarafa şey yapan, yanan, dönen, şey yapan, evet. Yani bu işte bugün de neyse o şeylere girmeyelim. Yani bugünkü medyanın bir kaç yıl önceki, 100 yıl önceki diyelim. Evet. Ondan sonra fotoğrafını bu başına kitabını almış. Şimdi dolayısıyla bakın şöyle yapalım. Hüseyin Cahit Yalçın, bakayım, Yakup Kadri Bey Fikir Hareketleri'nde, evet. 1934'te yayınlanan bir yazısında şöyle demiş. Yani zaten pek iyi de üzerine yazı çıkmamış bunun. Evet. Ondan sonra o 34'te bir yazı yazmış. Hüküm Gecesi için. Bu bir roman mıdır, tarih midir, yoksa mücadele ve muhalefet gazetelerinden kopartılıp alınmış yevmi, yani günlük makale parçaları mı? Burasını kestiremiyoruz diyor. Evet. Bayağı sert eleştiriyor. Evet. Burada bir eleştiri var. Yani bu aslında bir çeşit kolaj gibi bir şey. Yani bir bölüm okuyorsunuz biyografik. Peşinden ondan sonra bir alıntı şeysi, evet. Geliyor. Onun peşinden gelen bir bölüm tamamen kurmaca. Evet. Ondan sonra. Yani bunların hepsi birbirini izleyen, birbirini tamamlayan, farklı tekniklere açık şeyler, bölümler, bir toplama gibi. Evet. Belki bu rahatsız etti pek çok kişiyi. Ondan sonra Hüseyin Cahit'in kendisine de romanda yer veriyor. Tani kaçtı veriyor, diyor. Tabii tabii, onlar zaten kavgalı. Tani'nin gazetesi. Yani o tabii, evet. Ahmet Kerim'e şey yapıyor. Bu Yakup Kadri büyük ölçüde, yani o Ahmet şey Kerim kahramanını tabii Yakup Kadri kendi deneyimlerinden, kendi kimliğinden çıkartarak hani belki, evet. En fazla kendisine benzetebileceğimiz, evet. Roman kişisi. Dediğiniz gibi romanın gerçekle, belgesel yönüyle, kurguyla hemhal olması gibi kahramanlarını da öyle yaratmış aslında. Evet. Hem bir tarafta gerçek kimlikler var. Mesela, evet. Çok yakinen tanıdığımız Şahabettin Süleyman var. Evet. Bir taraftaki bu edebiyat dünyasından tanıdığımız bir isim Ziya Gökalp var. Hı-hı. Bir tarafta da kurgular, hı-hı. Var. İşte Ahmet Kerim bir kurgu karakter. Hani Yakup Kadri ile benzerliği olabilir diyoruz. Veya romanın başından sonuna kadar gölge gibi hani herkesi takip eden bir Sırrı Bey, evet. Karakteri var. Ki, evet. Belki de kilit karakterlerden bir tanesi. Evet. O sonra ajan olduğunu şey açıklıyor. Cemal Paşa açıklıyor. Cemal Paşa. Şeyde, evet. Tam odasına çağırdığı, evet, zaman, evet. Ki bizim Ahmet Kerim'in de belki de tüm dava insanı değil ama, evet. inanç ya da ahlak
dünyasını tamamen yıkan bir yüzleşme alıyor Sırrı Bey'le yüzleşmesi. Şimdi aslında o da en son şeydeki, bakın şimdi onu nasıl bulacağız şuradan? Çünkü Sırrı Bey'le hep her yere giriyorlar, çıkıyorlar. Ki zaten en son Sırrı Bey'le macerasından sonra Ahmet Kerim tutuklu. Evet. İdam beklerken hani Sinop'a sürgüne yollanıyor. Evet. Şimdi bu aslında en romanın kapanış bölümünde yer alan bir diyalog. Şeyin İttihat Terakki'nin Merkezi Umumisi'nde bu Bahattin Şakir'in odasında Ziya Gökalp, Talat Bey, Cemal Bey olması lazım. Cemal Bey ve yine Bahattin Şakir de Talat Bey, Ziya Gökalp, Bahattin Şakir. Evet. Bir Enver yok. Enver İsmi Bey var ama yok. Hiç görmüyoruz romanda. Evet. Onun şeylerini şimdi pek Enver Bey'le de arası Yakup Bey'in şey değil. Yani o hayalcilik vardır ya Enver Bey'de. O sakız gibi yapışmıştır adamın üstüne. O zikrediliyor. Beni hayal kırıklığına uğratan Talat Paşa eleştirileridir Yakup Kadri'nin. Şimdi buradan okuyacağım. Bir de Ziya Gökalp var. Şimdi bu konuşuyorlar yani rahat bir konuşma aralarında. Ziya Gökalp diyor ki fırkada yani İttihat Terakki'de görülecek çok iş var diyor. Önce bu programı değiştirmeli diyor. Yani partinin bu programı böyle pespaya bir şey olmaz. Çünkü herkes elinde bir silah adam kovalıyor falan. Evet. O hiç gelemiyor işlere Ziya Gökalp. Önce bu programı değiştirmeli. Yine sıkı milliyetçilik esası üzerine bir program yapmalı. Sonra da cemiyetin harsi yani kültürel tarafını kuvvetlendirmeli diyor. Bu zaten Ziya Gökalp'in temel perspektifi bu. Daha sonra Cumhuriyet Halk Fırkası içinde yani Cumhuriyet ilan edildikten sonra ona çizdiği şey de bu. Harsi bir kültürün, bir programın mutlaka yerleştirilmesi parti programına. Şimdi Talat Bey hemen bu laf üzerine bak bak diyor. Nelerden söz açıyor? Olur şey değilsin be hocam. Önce şu teşkilatımızı tamamlayalım da Hars Mars ondan sonra. Evet. O teşkilatçı önce bir diyor teşkilatlanır mı? Ziya Gökalp teşkilat diyor. Bu o kadar mühim değil diyor. Teşkilat kalıptır, binadır, hendesedir. Bu kalıbın içine hangi ruh üflenecek? Bu bina ne ile döşenecek ve ne gibi kimseler yerleştirilecek? Bu hendesenin ispat ettiği dava ne olacak? Asıl mesele bunu tayin etmektir. Bugün memlekette apaçık iki fikir cereyanı görülüyor. Bunlardan biri Osmanlıcılık, öteki Türkçülüktür. İttihat ve Terakki kendi göğsünde bu iki zıt cereyanı ne şekilde birleştirecek? Cemal Bey, Cemal Paşa yani. Vallahi gücenmeyin ama ben bu Türkçülüğü anlamıyorum. Talat Bey, canım mesele şimdi burada bir takım fikirleri, nazariyeleri tartışmak değil. Madem ki Ziya Bey'in dediği gibi memlekette böyle iki cereyan vardır, herhalde İttihat Terakki bunları benimsemek, bunları kendine mal etmek zorundadır. Yani hem Osmanlıca hem Türkçe hep birlikte biz şeyi yani bunları bir şeyin içine atıp ondan sonra torbanın bir şekilde hemhal ederiz. Çünkü diyor fırkamız bütün memleketi sinsice alan geniş bir sinesine alan geniş bir teşkilattır. Cemal Bey, daha iyi söyledin ya, madem ki İttihat Terakki bütün memleketi içine alan teşekküldür, şu halde Osmanlılık taraftarı olması lazım gelir. Zira bu memleketin adı Devlet-i Aliye-i Osmaniye'dir. Ziya Gökalp, çok önemli bir lafı var. Adı öyledir ama kendisi hiç de öyle değildir. Osmanlı Devleti suni bir müessesedir. Eğer Osmanlılık dilleri, ırkları, kültürleri birbirinden ayrı bir sürü unsurları bir araya toplayıp bir birlik meydana getirmek ise bunun adına sadece boş hayal diyeceğiz. Çünkü bu unsurların birleşmesi imkanı yoktur. Bahattin Şakir atılıyor. Hay Allah senden razı olsun. İşte bu gerçeği söylemek lazımdır.
boşuna birbirimizi aldatmayalım. Er geç bu memlekette kanlı bir anasır kavgasının şahidi olacağız. Bu kaçınılması imkansız bir akıbettir. Pesimist bir bakış. Talat Bey işte dedi. Bu da bir teşkilat meselesi. Ziya Bey kapatıyor konuşmayı. Teşkilat değil, teşkilat değil. Kültür kuvveti, milli mefkure kuvveti. Bu olmadıkça siz istediğiniz kadar teşkilat kurunuz. İstediğiniz kadar kulüpleriniz, adamlarınız, hatta ordularınız olsun bir şeye yaramaz. Çünkü mefkuresiz bir kalabalık kadar dağınık ve korkak bir şey daha düşünülemez diyor. Şimdi burada bir kafa karışıklığı var. Herkes başka bir şey yapmak istiyor. Evet. İşte romanın özeti bu bence. Evet. Ortaya bir sürü politikacı dökülmüş. Bu ister iddiatçı olsun, ister itirafçı olsun. Tamam mı? Evet. Her kafadan bir ses çıkıyor. Mesela Hasip Bey, Edmond de Mölin's hayranı. Evet. Ha, onun teorilerini uygularsak, zaten Sabahattin Bey de o kafada. İşte biz Adem-i Merkeziyetçi ve teşebbüsü şahsi taraftarıyız. Bunlar uygulanırsa problem biter. Hı. Ama Hasip Bey'i eleştirirken diyor, Adem-i Merkeziyetçi, teşebbüsü şahsi ama bütün beklentisi birilerinin kendisine yardım etmesi. Evet. Yani Ahmet Kerim. Dediğiniz çok doğru. Yani bu parçalı görüş, dünya görüşü. Herkesin bir kafadan kakofonik bir şekilde kendi görüşünü yüksek sesle kimi zaman yanındakine zikrederek devam eden görüş çizgisi romanın da belki de kurgusunu belirlemiş. Evet. Yani romana belki kurgusal olarak bir eleştiri getiriliyor. Belki roman tekniği tarihi açısından çok itibar görmüyor ama aslında Yakup Kadri bu kafa karışıklığını romanın kurgusuna da yedirmiş. Evet. Değil mi? Tabii. Biraz önce belirttiğiniz gibi. Evet. Aynen öyle. Şimdi bu döneme bakarsak yani bu hemen 2. Meşrutiyet sonrası ve 1. Dünya Savaşı öncesi döneme bir defa bir şeyden çıkılmış, neydi onun adı, bir Abdülhamit rejiminin o baskıcı döneminden çıkılmış. Özgürlük, hürriyet diye bir laf dolaşıyor ortalıkta. Şimdi bu ne? Kimsenin bir fikri yok. Yani bütün batıdan alınmış kavramların bizdeki nasıl diyeyim, bizim sosyal hayatımızdaki karşılıkları tam anlamıyla net değil. Yani onun için herkes başka bir şey anlıyor. Evet. Başka bir şey anlıyor. Ve çok rahatlıkla tekliflerde bulunuluyor. İkincisi, şimdi bu kafa karışıklığının şeysi içinde, hengamesi içinde herkes kafasındaki karışık olan muamma işte neyse onu gerçekleştirmek için bir takım teşkilatlar kuruyor. Evet. Şimdi şey değil ki, mesela Ahmet Samim bile o şeyden önce, itiraftan önce Osmanlı Ahrar Fırkası'nı kuranlardan, onun kurucularından. Evet, doğru. Ya onun bir evveliyatı var. Ondan sonra, şimdi mesela bir Ömer Bey tipi karşımıza çıkartıyor bizim Yakup Kadri bu romanda. Evet. Şimdi ne diyor? Halil Paşazade. Yani sadrazamın şeysi, çocuğu. Ondan sonra işte köşklerde yaşıyor. Bir eliyada, bir eli malda falan. Zengin. Bir yurt dışına gidiyor. Sonra bir şaşa beklentisiyle. Ama kimse karşılamıyor tabii. Bir geri dönüşü var. Tabii o bir başka alemde yaşıyor. Mesela Ahmet Kerim'i ona bir götürüyorlar. Evet. İşte orada bir cemiyet var. Onu Ahmet Kerim'i oraya sokmaya çalışıyorlar. Evet. Şimdi her konak aslında kendi içerisinde bir grup. Grup. Her konağın kendi içerisinde bir çetesi ya da şimdi bir ideologları falan var diyelim. Bir de tetikçileri falan tetikçileri var. Tabii. Evet. Oradan geçiniyorlar. Evet. Yani mesela Yakup Cemiller şunlar. En son sahne damat hangisine gidiyordu? Salih'e mi? Evet. Damat Salih Paşa, Nişantaşı'ndaki konağı aslında çok ilginç. Yani burada artık tetikçilerle de yan yana oturuyorlar. Tabii. Bu kim sorusu sırrı belli tek biliyor. İşte politikacı bilmem ne, mafya falan. Yani bugünün şeyleri böyle biraz değil mi? Çok, aynı karede poz veren adamlar değil mi? Evet. Herkes herkesin masasında ve taraflar da çabuk değişiyor. Şimdi hani, o çok ilginç. Aynı yine bugün. Adam bir partiye gidiyor, 48 saat içinde öbür partiye geçiyor, sonra tekrar o partiye dönüyor falan. Şimdi diyorsun nasıl oluyor? Burada oluyor. Şimdi Ali Kemal yurt dışından büyük bir
Şaşayla hani evet. Ve Prens Sabahattin Sirkeci Garı'nda karşılandı. Evet. Ama 3 bölüm sonra Ali Kemal Tokatlıyan Oteli'nde derdest edildi. Derdest edildi. Hiç yani 24 saat 24 saate uymuyor. Anlatabiliyor muyum? Hani 24 saat çok uzun zamandır siyasette evet. demişler ya evet. Süleyman Bey'in lafıdır o. Ondan sonra o hatta o daha da kısa bir süratli bir şey yaşıyoruz biz. Yani bir çamaşır makinesi ya da o ne şey yapan harç yapan kamyonlar var ya mikserler ya da bir mutfak evet. mikseri gibi bir şey düşün. Onun içinde böyle herkes çalkalanıyor. Evet. Uzak düştüğüne yakın, yakın düştüğüne uzak düştüğüne. Uzak oluyor. Seme halinde herkes. Evet. Yani bu romanı okuduğunuz zaman, şimdi bu roman üzerine mantıklı bir şey de yapamazsınız. Analiz. Her an her şey değişiyor. Evet. Yani şimdi şeyin itirafları var. Yani o psikolojik tabakaya geçtiğimizde ben diyor iddiatçıyım diyor. Yani niye diyor ben diyor Hürriyet ve itirafı savundum. Ona da diyorlar zaten. Sen şey diyor Ali Kemal diyor konuşma diyalog çok ilk. Sen diyor boşuna şey yapma sen bizden değilsin diyor. Sen iddiatçısın diyor Ahmet Kerim'e. Evet. Şimdi hem öyle olacaksın hem şeyi öveceksin, şey yapacaksın, görmezden geleceksin bir takım şeyler. Mesela aşk ilişkisinde de o var. Evet, biraz da ona bakalım. Evet, siz bir şey yapın isterseniz. Despina ile olan bir cinsel ilişkisi, Samiye ile olan platonik ilişkisi, evet. Bir genç adamın hani kadınlarla, bir de anne kimliği, bir de annenin hani tezat karşısında Şerife Hanım. Hani evet, Şerife 4 Hanım. Tane kadın var evet. romanda ama aslında doğrudan bize bir kiralık konakta hani olduğu gibi aslında yoğun bir aşk hikayesi anlatmıyor. Anlatmıyor. Evet. Zaten bu Samiye ile olan ilişkisini de politika ile birleştiriyor. Evet. Nişantaşı'nda Teşvikiye'deki kendi mahallesindeki bir evden hani evet. kafes arkasından hoşlandığı evet. sonra görüştüğü bir gecede evine girdiğinde de iddiatçıların hani evet. Tuzağına düştüğü bir aşk ilişkisi Samiye. Ondan evet. sonra da Samiye intihara doğru gidiyor. Gidiyor. Burada da Ahmet Kerim'in tavrı biraz ilginç. Aslında iddiatçı olduğu için aile biraz da kadınla olan hani genç hanımla olan ilişkisini durduruyor gibi. Burada biraz kendi ruhsal gelgitleri. Despina ile olan da aynı şekilde. Despina ile birlikte oluyor. Belki de hatta biraz zorla bir ilişkisi var. Çünkü Despina'nın oruç tuttuğu bir döneme, bir yortuya denk gelen bir dönemde çünkü onunla hı hı. Birlikte oluyor. Ardından da onun düşünceleri, onun o Megola, Yunan hani Bizans'ı yeniden kurma arzusu ile birden kendisini kirli bir hani bulaşık şeyine benzetiyor, bezine. Ve böyle bir kirlenmişlikle temizlenme arzusuyla aslında kendi mahallesine giden böyle bir sarkaç hikayesi kuruyor. Değil mi? Şimdi ben onda şey görüyorum. Ahmet Kerim'in ahlakında. Aslında bu tipik bir Fikretçi ahlak. Etik. Tevfik Fikretçi. Yani pür, saf, arı, dürüst, yani sağa sola yalpalamayan ilkeleri olan, evet. o ilkeler doğrusunda, ya fakat bunlar o kadar katı ki hiç esnemiyor bunlar. Şimdi dolayısıyla Samiye'nin ona bir öyle davranması, işte onu bir gece baskınına maruz bırakması falan, bunu affetmiyor. Çok çocuksu bir şey belki bu ama yani aşılamayacak bir engel değil. Kız yalvarıyor, işte yakarıyor, affet beni falan, ta çalıştığı iş yerlerine geliyor, bilmem ne aracılar marılar evet. falan derken kız bunalıma giriyor ve intihar ediyor. Ama tabii burada şunu kendine sorgulamıyor hiç. Bir Müslüman hanımın evine evet. Kendisi sonuçta gece evet. hiç de hakkı yokken ta odasına kadar girme cüretini evet. gösteriyor. Evet. Yani ahlaken bunu sorgulamıyor. İşte o Samiye ona öyle yap diyor. Ben evet. kapıyı açık bırakacağım falan diyor. Bir saflık yani bir aldanma var. Aslında tabii düşünmesi lazım ve ona demesi lazım. Bu doğru bir evet. şey değil falan şimdi, demiyor. Yani bilmiyorum. Biraz da tuzağa düşeceğini de tahmin ediyor aslında Samiye'nin abisinin
iddiatçı olması, evet, acaba bana tuzak kuruyorlar mı, bu mektupları onlar mı yazıyor şeklinde böyle bir hani paranoyik bir düşünce geliştiriyor. Kinet hekim de aslında sonuçta kendi düşündüğü tuzağa kendisi de düşüyor. Evet. Şimdi zaten romanın sona doğru olan bölümlerinde bu öz eleştiriler başlıyor. Yani o işte derdest edilip Bekir Ağa şeyine gönderildikten sonra işte ben diyor şey oldum diyor artık diyor idama gidiyorum falan. Neyse oralara geleceğiz. Şimdi yani böyle bir tip biraz ahlaki yönden dediğim dedik, çaldığım düdük diyen böyle taviz vermeyen, hoş güzel ama dediğim gibi bu tür facialara da yol açıyor. Şimdi ama bu şu faydası var, dönemin ahlaki çöküşünü ki bu romandaki o ikinci üst tabakayı oluşturuyor. Bence roman siyasi boyutundan çok etik boyutuyla okunmalı. Elbette ki o siyasi işte birazdan anlattığım şeyler olacak ama o olaylar geride insanlarda neler bırakıyor? Mesela Şahabettin Süleyman kayboluyor, yok oluyor. Bir şeyden sonra yok romanda. Ki Şahabettin Süleyman da Yakup Kadri'nin yakın arkadaşı. Yakın arkadaş. Çok sevdiği bir arkadaşı. Ölümü hakkında son derece acı, hüzünlü gençlik ve edebiyat hatıralarında bölümler var. Ama buradaki Şahabettin Süleyman tam anlamıyla bohem. Bohem. Son derece kendi çıkarı için hani biraz da politikayı kullanmaya çalışan ya da gazetecilik kimliğini bir mevki edinmek için kullanmaya çalışan, İstanbul'da son derece pejmürde derbeder bir hayat süren. Korkunç. Evet. Bir, ama bir dönem Ahmet Kerim de onun yanına gidiyor o evde. Son derece tiksindirici sıfatlarla anlattığı hani o evinde o da kalıyor bir dönem. Çöplük gibi. Evet, çöplük gibi. Masasının üstünü bir tarifi var. Hani yağ iziyle mürekkep izinin birbirine karıştığı bir şey. Evet. Zemin. Ama Ahmet Kerim de yani Ahmet Kerim aslında gözlemlediği birçok ve eleştirdiği romandaki kahramanların tek tek kimliğini ya da ne belki de hayatına benzer bir hayat yaşayarak en son noktaya kadar geliyor. O noktaya gelmemek için de bir çabası yok aslında. Yok. Bilerek geliyor bir nevi sel gibi bir şey bu. Şimdi o biraz o eski öldürülen arkadaş Ahmet Samim'de de var. Yani evet. O da bir alaycı. Yani hayata biraz böyle şey penceresinden bakan, nasıl diyeyim, fazla ciddiye almayan, esprili falan bir şey olarak yansıtıyor. Yani romanında onu da bir tip olarak yansıtıyor. Şimdi o dönemin gençliği, dediğimiz gibi bir Abdülhamit döneminden çıkmış idealist. Ondan sonra bakayım burada onlar sorgulamalar. Evet. İdealist, bir şeyleri yıkılan bir şeyleri yeniden inşa etme, ülkeyi kurtarma gibi böyle ulvi bir takım amaçlarla hareket eden bir gençlik. Tabii bütün bu politika bataklığında, bu siyasetin çıkmaz sokaklarında çoğu kayboluyor, gidiyor. Şimdi iddiatçılık ve itilafçılık diyor. Bu bir kör dövüş tabii, karşılıklı bir kör dövüş. İddiat ve terakki kabalıkta ve budalalıkta diyor. Muhalefetle yarışma halindeydi. Bu tarafın yaptığı yanlışı hemen öteki tarafın yanlışı örtüyor. Birinin yaptığı gaf ötekinin gafıyla silinip gidiyor ve sövüşmeden, dövüşmeden, fesat ve fitneden göz gözü görmüyordu diyor. Yani böyle bir ortam düşünün. Şimdi bir de tabii bu demin o Bahattin Şakir'in odasındaki diyaloğu okurken, şimdi oradaki aslında en üst tabakanın yani iddiatçıların en elit tabakasının işte kafa karışıklığı.
Tabii. Bir de popüler iddiaçılık var. Evet, sokaktaki. Sokak palavracılığı, kuru sıkı kabadayılık ve demagogça atıp tutmalar da bir çeşit iddiaçılık demekti. Devlet ve hükümet işlerinde laubalilik, millet arasında münafıklık, zulüm de, vahşet de bir çeşit iddiaçılık demekti. Evet. Yani şimdi iddiaçı dediğin zaman işte gözünün önüne böyle kovboy gibi bir adam getirin. Bağıran, çağıran, ortalığı birbirine katan. Zaten o sopalı seçimler oluyor. Tabii. Bir dönem. Yani kendi istedikleri millet mebusları meclise sok. Bir de çok ilginç. 35. madde yanılmıyorsan değil mi? Hmm. İsterse meclisi feshetme hakkının yeniden getirilmesi. Tabii. Oysa bu kanunu esasenin daha ilk yazımı esnasında Namık Kemal Ziya Paşa döneminde. Bu hani maddeyle 2. Abdülhamit. Tabii ona binaen yasa. Ve aynı şey İttihat ve Terakki de tekrar evet. gündeme getiriyor. İşte bunlar... Yani ilkenizin ne kadar sağlam olduğunu ya da olmadığını gösteren şeyler, ayrıntılar yani. Maalesef. Twitter ortamı gibi de. Babali'de baskın oluyor. Evet. Ahmet Kerim Beyoğlu'na çıkana kadar olaylar bambaşka bir ortama, gerçekler bambaşka bir kurguya dönüşüyor. Evet. Yani böyle de bir mevcut gerçeğin dönüşümü ya da farklı evet. algılanışı meselesi de var. Şimdi Beyoğlu dediniz, bakın. Çok ilginç Beyoğlu betimlemeleri evet, var. Evet, onlara da değinelim. Yani bir gündelik hayatla ilgili evet. de değil mi? İstanbul'un tabii. hayatıyla ilgili yani de çok Ahmet güzel. Yani Ahmet Kerim yani kafası bozuldukça çıkıyor işte. Evet. Oralarda geziniyor, dolaşıyor. Sağ ve sol kaldırımlarda boyalı gece kadınları. Bir aşağı bir yukarı dolaşıyorlar. Tokatlıya'nın mutfak deliklerini örten demir ıskaralar üzerinde köpeklerle koyun koyuna yatmış çocuklar var. Evet, bu çok ilginç. Daha yukarıda bir meyhaneden bir ince saz takımının kulak tırmalayıcı gürültüsü işitiliyor. A Camii'nin üst yanında tarla başına giden sokaklardan birinin köşesinde bir küme sarhoş Amerikalı deniz askerine rastladı. Ahmet Kerim. Bunlar kendi aralarında durmadan yumruklaşıyorlar ve yanlarından geçecek olanlara tekmeler savuruyorlar. Evet. Ya bugünden farkı yok işte. Bugün de öyle bir yer Beyoğlu. Bizim hep geçmişi böyle bir sterilize etmiş bir laboratuvar titizliğinde tertemiz. Yani bütün İstanbul'u öyle bir gösterme huyumuz var ya. Nostaljik, özlenen bir yani herkes dönem. Muhteşem. İşte böyle değil mi? İşte adam anlatmış Yakup Kadri. Şey daha beterini anlatıyor Halit Ziya. Şeyde 40 yılda İstanbul'a evet. geldiğinde o felaketi anlatıyor. Refik Halit'in İstanbul'un iç yüzü daha sonra i̇ç yüzü. İstanbul'un tabii, bir tabii, yüzü. Tabii. Aslında benzer ben bu romanla İstanbul'un iç yüzüyle Refik Halit'in meşrutiyet sonrası iddiaççıların anlatılması, ahlaken hani farklı zümrelerin birbirinin içine geçmesi evet. ki burada Habib Molla'ydı galiba bir Molla'nın, Necip Molla'nın evet. erkek düşkünlüğü. Ve homoseksüel. Evet. Bu daha sonra Sodom ve Gomorra'da daha yoğun bir şekilde edilince. Zaten bu romanın da bir yerinde işte Sodom işte Gomorra diye bir Ahmet Kerim'in bir cümlesi var. Cümlesi var. Evet, yani doğru. Zaten bir yıl arayla iki romanın aslında yapması. Şöyle de yapmak lazım. Buna giriş olarak bir sürgünle başlamak lazım. evet. Zaten Ahmet Yakup Gazi de böyle bir terse tabii o daha sonra yazmış ama dönem evet. olarak bundan daha eskidir. Tabii. Şeydir o yani o 2. Abdülhamit döneminde. Abdülhamit tabii kendini Jön Türk'lüğe evet. verip Paris'e gitmesi. Evet. Doktor Hikmet'ti değil mi? Evet. Yani Doktor evet. Hikmet'in o da ayrı bir faciadır. Evet. Yani o şimdi yani aslında kiralık konak çöküşün bir aile sosyolojisi içindeki gözlemi değil mi? Evet. Bir ailenin içindeki bir şey. Nur Baba bir cemiyetin çöküşü. Yani o evet. Bektaş tekkesindeki bir takım. Zaten o çok tepkiler aldı o yüzden. Yozlaşmayı vermesi.
Zaten peşinden şey geliyor değil mi onun? Nur Baba'dan sonra bir sürgün mü geliyor? Hüküm gecesi geliyor. Yayın olarak. Ama zaman olarak baktığımızda hep en son hep o şarkıdan başlıyor. Evet. Terse dönüş bir hikayesi var ama hep Yakup Kadri'nin yazarlık gözünde yamuk olanı görmek var. Evet. Bozuk olanı görmek var. Yani panoramada da aynısını yapıyor. Ankara'da da Demokrat Parti dönemine kadar geliyor. Ve her şeyde dediğiniz gibi insanın hem birey olarak hem o bireyin bir toplum, bir zümre, bir muhit içindeki varoluşu olarak hem de doğrudan o zümrenin, muhitin işte yıkımı olarak aslında hep yıkılan, var olamayan, kendini var edemeyen insan ya da grupları ele alıyor. Böyle bu, bir... Evet. Bu bize şunu gösteriyor belki de. Bu diziyi baştan planlamamış Yakup Kadri. Öyle olsa süper. Yani öyle bir yazarlık şeyi var mıdır acaba? Bu bir yok planlamamış çünkü daha çok genç başladığında bu biraz zor. Ben şöyle zaten, zaten Osmanlı'yı yaşıyor. Evet. Cumhuriyet falan yok bilinmez. Ortada. Falan. Daha sonra ilerledikçe bazı yamalar işte mesela hep o şarkı gibi biraz geriye. Burada da Ahmet Kerim'in sonunda Anadolu'yla yüzleşmesi bize ne yapıyor? Yabanı planlamış. Yabanı haber veriyor. Yani şimdi yabanı yazacağını bilemez. Evet. Yani bir Kurtuluş Savaşı'nı 27 yaşamış tabii. Ama yabanı 32'de yazacak. Ama yabanın cümlelerini, yabanın hani kahramanını mesela şuradan şöyle okursak, bununla beraber o devirde her Türk münevveri için memleketin herhangi bir köşesi bir sürgün ve gurbet diyarıydı. Hele boz renkli Anadolu. O yalçın ve ıssız kıyılarıyla, o dikenli ve sert ovalarıyla, o tuzlu gölleriyle, o balçıktan kapkara köyleriyle, o taştan ve çirkeften yollarıyla, metruk gamlı ve viran Anadolu, bu münevver gençliğin hayalinde bir sfenks gibiydi. Evet. Sizin biraz önce hani geçmişe bakan günün insanının, Anadolu'ya bakan hani İstanbullusunu burada belki. Şimdi şey 32'dir değil mi? Yaban 32. Evet. Yaban 32'dir. Bu 27'dir. Bu 27. Şimdi bunun ilk baskısında var o. O dedikleri olması lazım. 27'dir. Yani demek oluyor ki şeyden sonra neydi onun adı? Yaban geliyor değil mi bu hüküm gecesinden sonra? Hüküm gecesinden sonra Ankara geliyor. Ankara. Yok Ankara 34. Ankara 34 pardon evet. Doğru. Yaban geliyor. Sodom ve Gomorra geliyor sonra Yaban geliyor. Tamam. Evet. Yani bunu şey yapmış o Cumhuriyet'in ilanından sonra o Anadoluculuk falan yavaş yavaş başlıyor ya o hareketler 20'li yıllarda. Yani o şeyi planlamış. Ve onun bir takım o ilk rüşeym halinde, oluşum halindeki şeyleri de bu şeye girmiş. Girmiş. Yani o politik göz, o gözlem. Tabii ki 27'de Anadolu'yu görmüş bir, Kurtuluş Savaşı'nı yaşamış bir tabii kişi. Onun da etkisi var. Etkisiyle bunlar romana girmiş. Biraz önce İstanbul'un gecesinden bahsettiniz. Biraz daha o konulara girmek istiyorum. Mesela... Yanni bir şeyine, meyhanesine gidiyorlar. Evet. Lüksemburg meyhanesine gidiyorlar. Evet. Yani genelde Yakup Kadri'nin kahramanları dolaşan hep. Evet. Gezen, dolaşan, evet. İstanbul'un işte özellikle de zaten hep Beyoğlu, Taksim, Teşvikiye, Nişantaşı bölgesinde gezen. Bir randevu evine gidiyor falan işte. Orada bir tarlabaşı tasviri var tarlabaşı. Ki son arabayla kayboluyorlar, yürüyerek gidemiyorlar, yollar çamur, karanlık. Beni en çok etkileyen bir romanda özellikle sokakların karanlığı oldu. Göz gözü görmüyor. Evet, göz gözü görmüyor. Yani bu bir belediye, yani İttihat ve Terakki politikası mı acaba? Hayır, yok. Tam tersine. Aydınlık olması işine gelir, bir şeyi görür. Orada. Şimdi şöyle bir şey var. Ben uzun yıllar Milli Kütüphane'de bu eski işte Tanin'di, Tercüman Ahval'di falan o dönem şeylerini, Sabah'tı, Peyami Sabah falan... taradım. Elimden geçti. Gündelik hayat yazıyorum. O gazetelerin arka sayfalarında şehir haberleri vardır. Çoğunda vardır. Bunlar kısa kısa böyle 3 satır, 4 satır işte şey haber verir. İşte bilmem nerede bir ceset bulundu köprünün altında.
böyle şey. İşte bilmem nerede bir depo yandı falan gibisinden. İşte bilmem ne Monsieur bilmem ne bir muayenehanesini açtı falan. O şeyler açılıyor yeni özel evet. Şeyler, muayenehaneler falan. İşte bilmem Monsieur bilmem kim Pera Palas'ta bilardo derslerine başladı. Yani oteller bizde aynı zamanda adab-ı muaşeret mektepleri. Evet. Dans etmeyi falan öğreniyorsunuz. Yemek yemek. Yemek yemeyi falan değil mi? Değil mi? Öyle şeyleri var, misyonları var. Neyse. Orada mesela ben şöyle şeyler çok sık rastlamışımdır. Şimdi bu bizim edebiyatımızda bu Peyami Safa'nın veya daha önce Yahya Kemal'in falan bela ettiği bir şey vardır. Bu Fatih Harbi ayrımı. Hı hı. Şimdi karşıda bir Fatih var, Müslüman. Evet. Öbür tarafta da Beyoğlu var, gavur. Değil mi? Yani böyle bir şey, ezansız semt. Şeyin deyişiyle. Evet. Yakup Bey. Şimdi bunun üzerinden sürekli bir kavgadır gider. Şimdi haberlerde şöyle şeyler okuyorum ben. Ha, mesela Suriç İstanbul'u işte Aratürk'e saat bilmem kaçta böyle gece hafif şey olduğu hı hı. zaman el ayak çekilir. Burada da anlatıyor zaten el ayak çekilmiş evet, sokakları. Aksaray'a. Evet. Genelde de Sinekli Bakkal'a gidiyor. Sinekli Bakkal o annesinin Şerif Hanım'ın oturduğu yer. Ondan sonra el ayak çekilir, karanlık çöker bilmem ne. Ondan sonra artık tekin bir yer değildir o şehir. Yani her an bir şey başınıza gelebilir. Evet. Yani cinayi bir ortam. Herkes evine kapanır. O hani kovboy filmlerinde olur ya gelirken o kapılar falan örtülür evet. falan böyle. Değil mi? Akşam şeyler, soyguncular. Gibi ha? Herkes akşam namazından sonra el ayak çekiliyor. El ayak çekiliyor. Yani hayat bitiyor. Fakat karşı taraf öyle değil. Pırıl pırıl. Vur patlasın, çal oynasın. Evet. Tamam mı? Frank İstanbul'u, Beyoğlu. Şimdi böyle bir şey var, ayrım var. Biz de lanet okuruz. Yani onlar yani şuraya bak zavallılar orada şey oluyor da bu işte Beyoğlu şey. Şimdi mesele şu. Bir sürü şikayetler geliyor o şeylere. Yani şikayetlerin büyük çoğunluğu da bu serseriler, şeyler işte sarhoşlar, mal neyse yani kim yapar ki o işi? O lambalara böyle taş atıp kırıyorlarmış. Hı-hı. O gazla evet. şey oluyor. Ondan sonra kırıyorlar. Bir de bazı yıllar da şikayetler çok artıyor. Niye yanmıyor bu şeyler? Çünkü karanlıkta kalıyor Beyoğlu. Dolmabahçe gazhanesine kömür gelmiyor. Dolmabahçe gazhanesi de sarayı Dolmabahçe sarayını şey yapar. Aydınlatmak için. Yıldızı evet. mıldızı sarayı aydınlatmak için kullanılıyor. Aynı zamanda ısıtmak için. Oradan da bir şey almışlar şeye Beyoğlu'na 6. daire. Hı hı. Bir hat çekmiş. Bir hat çekmiş de oranın şeyleri yanıyor. İstiklerin. Evet. Cadde-i Kebir'in lambaları yanıyor. Hem taş atıp kırıyorsun hem gaz yok yanmıyor. Orada karanlık. Evet. Yani bir şeyden Fatih'ten Aksaray'dan bir geri kalır evet. bir yeri yok. Karanlık romanda bayağı bir hani arka fonda evet. bir bahis edilen hatta öyle ki sokağın adını görmek için Sırrı Bey'le kibrit yaktılar. Kibrit yakıyorlar. Tabii tabii. O kadar karanlık. Yani göz gözü görmeyen bir şehir ama burası bahsettiği mekan da Tarlabaşı. Evet. Hani öyle. Hemen zaten hani aydınlığın ya da işte hareketin olduğu yer. Evet. Şimdi mesela ben o sahneleri okudukça hep o gözüme Caravaggio'nun şeyleri geliyor. O karanlık resimleri. Anlatabiliyor evet. muyum? Böyle bir şey ve bir kaos ortamı. Evet. O Boş'un tablolarında var ya böyle karma cehennemi anlatabiliyor muyum böyle devdiği belirsiz bir sürü yaratık falan vardır. Öyle bir ortam, bir kaos. Bunu anlatıyor aslında. Fakat ya Rabbim bu nasıl bir İstanbul'du? Ahmet Kerim onu neresinden baksa tanıyamıyordu. Bu şehir belinin orta yerinden ikiye ayrılmış bir bedeni andırıyordu. Burada geceler kör, günler topaldı. Sokaklarda geliş ve gidiş hemen hemen durmuş gibiydi. Karaköy Köprüsü o acıklı ıssızlığın ortasında bir takım süfli su mahluklarının didiklediği bir uzun timsah cesetine benzetilebilirdi. Örfi idare kararıyla herkesin erkenden evine sokulmak zorunda kaldığı bu gurbetli akşamlarda karşılıklı kuleler,
sanki yutacak canlı et bulamadığı için hüzün ve melale dalmış iki dev anasıdır. Talmudi bir dil. Fantastik bir şey. Evet. Değil mi? Yüzüklerin Efendisi. Zira bu şehirde her şey o kadar dehşet verici birer heyula gibi görünüyordu. Ahmet Kerim kendi kendine işte Sodom burası, Gomorre burası diyordu. Gerçekten Tanrı'nın gazabına uğramış eski beldelerin nasıl bir manzara göstereceğini tasarlamak için o zamanki İstanbul'a bakmak yeterdi. Evet. Yani. Böyle bir şey. Şimdi tabii bu bütün bu kaos ortamı, bütün bu tutarsızlıklar, döneklikler, çelme takmalar, şunlar bunlar şeyde bir psikoloji oluşturuyor. Yani o başta söylediğim o ikinci katmanda bir ruh hali o oluşturuyor. Ahmet Kerim'de diyor, zaten pek zayıf olan iyilik kötülük mefhumu Samim'in, Ahmet Samim'in yani ölümünden sonra büsbütün kaybolup gitmiş ve ahlaki prensiplerin estetik duygular yanında hiçbir mana taşımadığına, hayata ancak bu duygular arasından değer verileceği inancı gelmişti. Onca dünyada yalnız güzel ve çirkin vardı. Sokrat'ın dediği gibi ahenkli bir şiir güzelliği içinde yaşamak ve ölmek. İşte faziletli hayat buna derler. Ahmet Kerim his alemini darmadağın eden büyük bir kederden sonra ne türlü yaşamak lazım gelirse öyle yaşandığını sanıyor. Hiçbir birliği olmayan ve bütün amaçlardan yoksun kalan bu hayatı içinde bulunduğu çökmüş ve bozguna uğramış cemiyetin havasına uygun buluyordu diyor. Hiçbir şey önemsemiyor. O eski ideallerinden tamamen şey yapmış vaziyette. Terk etmiş onları. Hiçbirinin aslının aslarının olmayacağı ve kendilerinin arkadaşlarının da o idealist şeylerin birer kukla gibi oynatıldığı fikrine varıyor. Evet. Yani bu bir çeşit... Bizim Seval Hanım'la da konuştuğumuz o Abdullah Şinasi'nin, yani insan yalnız bir varlıktır, kapalıdır. Kendi şeyini yaşar içinde, kimse onun ondan haberi bile olmaz. Ona benzer bir şey, bir psikolojik, ruhi bir şeye giriyor. Nihilist. Şimdi biraz, şimdi tabii eylem olmadığı için tam o benzetme doğru olmayacak ama 19. yüzyıl bu Rus nihilistleri gibi. Bir dönüşüm geçiriyor. Bazarov falan gibi, o Turgenev'in, evet. Babalar ve oğullarındaki gibi. Yani her an bir tehlikeli bir tip. Çünkü içine kapalı bir, zaten bunu Sinop'a sürdüklerden sonra bu tamamen, hani Sinop bir taşra kenti diyelim. Evet. O taşranın bütün kurallarına uyuyor. İstanbul'u unutuyor. İstanbul hayatını unutuyor. Ne yazdığını unutuyor. Bilerek ama. Siliyor, hayatından çıkartıyor. İşte kahvede pişpirik oynuyor falan kasabalılarla falan, tek şeysi. Annesine mektup yazıyor. Annesine mektup yazıyor falan, o bitti. Yani bir bitkisel hayat aslında yaşadı. Şimdi bu taşra meselesini, yani bu taşranın İstanbul insanını böyle nasıl içine çekip, çünkü idealistler vardır. Mesela dedem öyleydi. Ama o uzun süre dayanmış. Marifçiydi. Gidip bunları, Atatürk bunları göndermiş şeye. Bunlar Anadolu'yu aydınlatacağız diye. O mektep senin, bu köy benim, o kasaba senin. Böyle artık bilmem kaç yaşında emekli oldu, Ankara'ya döndü. Orada emekli olmuştu 54'te. Şimdi fakat o hayatı, yani kasabadaki işte oradaki subay, oradaki işte okumuş yazmış kim var, doktor var, hakim bilmem ne falan. İşte biraz onlara yamanmaya çalışan kasaba eşraf, hı hı, falan, şehir kulübü bilmem ne. Şimdi bunun Osmanlı dönemindeki versiyonunu Refik Halit çok güzel anlatır. Evet. Memleket hikayelerinde. Yani artık oraya bir idealist olarak giden o İstanbul'un kalem efendisi, genç idealist, işte Anadolu'yu pırıl pırıl yapacağız falan diye. Osmanlı dönemi, Cumhuriyet değil.
falan. Orada zamanla böyle kasideler, gazeller yazan su başında, ondan sonra rakı sofraları, evet, bilmem ne, zeybekler, işte kadınlar falan, çengiler, mengiler. O kasaba şeysinin, kültürünün içinde yok olur gider. Bir de bunu bir kızla şey yaparlar, evet, evlendirirler, biter iş. Bir de bunun içine girip kara delik gibi yok olur. Tabii onu da Sabahattin Ali, o baş belasıdır der. Bir kızla bunu baş göz ederler, bitirirler dedi. Evet. Şeyde o bir hikayesinde. Ferit Edgin'in Hakkari'de bir mevsim Olsun'da bile vardır bu. Yani vardı, seni biriyle evlendirelim derler hemen. Hemen gelen hemen. Hocaya, evet, ötekine. Orada söner, evet, gider. O şekilde oralı yapma hali. Oralı yapma. Evet. Dolayısıyla böyle işte Ahmet Kerim de bu şey içinde bir hayatı. Ahmet Kerim nokta ideallerini aslında, yani genelde Yakup Kadri'nin kahramanlarında gördüğümüz aksiyon eksikliği. Yani evet, herhangi bir mücadelede bulunmama, sadece bunu düşünce ekseninde tutma, bu, evet, düşünceleri dönüşüme, bir değişime, işte bir aydın sorumluluğuyla eyleme geçme haline getirmiyor hiçbir yok, zaman. Yok, işte o tipik Osmanlı şeysi. Evet, yani bir yaygara var ortalıkta. Anlatmak istediği hep de bu zaten, evet, herhalde. İşte Ömer Naci gibi, yani nutuklar atılıyor, evet, bilmem, ondan sonra vatan vatan, hı hı, diye böyle feryat figan halinde, ama bir şey yok yani. Bu öyle, tam da bu noktada şeyi hatırlayalım, romandaki o tiyatro sahnesini. Evet, o müthiş bir şey. Keşke, evet, onu bir temsilini yapsalar orada da müthiş bir, evet, komedi olur. Yani oraya filozof geliyor, şey geliyor. Şuradan hatırlarsak, yani buradaki kurduğu sahne Ferah Tiyatrosu'nda direktler arasında, bugün artık tabii bunlar, hı, da yok. Maalesef bu romanların bir de böyle bir acı tarafı var. Anlattıkları mekanların bugün hiçbirini yok, gidip görme, şansımız, deneyimleme, bakma şansımız yok. Yani kalmadı, evet. Maalesef. Ferah Tiyatrosu da direktler arasında Hürriyet ve İtilaf Fırkası yararına Şehzade başında Rıza Tevfik, Ali Kemal, Başo Efendi'nin, evet, söyleyeceği nutuklarla şair Hüseyin Kıyamı Bey'in de şiirler okuyacağı bir gece düzenleniyor. Ve bu gecedeki o karışıklık, evet, bu gecedeki o insanların o tiyatro ortamındaki tavırları. Sakinlik. Evet. Evet. Ondan sonra hani bugünkü düzenlenen parti şeyleri gibi, evet, işte günleri var ya siyasi partilerin falan böyle, evet, bakıyorsun dökülüyor yani böyle, evet, bir müptezelliktir gidiyor. Ben de aynı duygularla okudum yani, evet, o ya, aynı değişen bir şey yok. Yani amaç aslında bir düşünce birlikteliği, bir gelen kitleyi aslında belli bir noktada uyandırma, bilgilendirme, coşturma. Ay, iyi bir şey yaptınız anne. Ama hep bu böyle kötü müsamerelere, evet, evet, yani bunu çok canlı bir şekilde anlatmış. Çok güzel. Haldun Taner'de de gördüğümüz hani, evet, o bir kabare şeysi gibi böyle. Şeysi. Evet. Bu da romanın hani gerçek, büyük bir ihtimal hani yaşanmış o Hüseyin Kami'nin anlatıldığı bölümler, evet, onun temsil ettiği okuduğu şiir ve Ali Kemal'in kendi sırasını beklerken ki o rezil olacağım şimdi, beni herkes çıkıp gidecek, evet, beni kimse dinlemeyecek, ama ne söylediğini gerçekten hiç kimse dinlemiyor, evet, kuru gürültü. Tabii o asıl şovmen ondan önce çıkan, bu Ali Kami Bey miydi? Hüseyin Kami. Hüseyin, evet, Kami, pardon. Evet, zaten bir güzellik timsali olarak da çizilmiş. Tabii. Ne dükkanlardaki mankenlerin onun bedenine örnek alınarak yapıldığını, evet, söyleyecek, evet, kadar. Evet. Şey. Şimdi bu, evet, sona doğru geliyoruz. Gelirken bu vurguyu yapalım. Bir psikolojik bir durum var burada. Bu son şeysi Ahmet Kerim'in. Yani o ortam, o kültür, o toplumsal kültür bir insanı hangi noktaya getiriyor? Artık bitmek, memleketle birlikte parçalanıp yok olmak istiyordu. Ve bunu istemekte hakkı vardı. Çünkü vatanın havasında hep kurban kanı kokuyordu ve genç adamın ciğerleri bu havayı durmadan içine çektikçe sanki ölümle alışkanlık peyda ediyor, ölümün acı, korkunç ve fakat asil tadına varıyordu. Zaten yaşayıp da ne yapacaktı? Bu biten, bu yıkılan cemiyetin içinde bazı şahsi hayat tasarıları,
yapmak ona çirkin, bayağı ve ahlak dışı bir hareket gibi geliyordu. Madem ki Türk milletinin başına çöken belaya karşı koyabilmek gücünün kendisinde bir zerresi yoktu, şu halde gerekirdi ki milletin sonu onun sonu olsun. Evet. Çok karamsar değil mi? Çok. Yani bu karamsarlıktan da ancak boş vermişlikle kurtarıyor. Evet. Yani yeni bir hayat ama başka bir hayat. Yeni bir hayat ama ideallerini gerçekleştirdiği bir hayat değil. İşte Cumhuriyet'in farkı bu. Yani aksiyon var. Tabii orada da ilk başta bir şeyler oluyor. Bir oturmamışlık falan var. Fakat süreç içinde bir program var. Bir aksiyon insanları var. İşte köy köy dolaşanlar, yani bir faydalı işler yapanlar. Evet. Bir program dahilinde bir iktisat politikasını yürütmek, bir kültür şeysini yürütmek, onun şeylerini inşa etmek, kurumlarını. Sonra onlar laf olsun diye tabela üstüne asıp opera üstüne yazıp şeyler değil. İçini doldurmak. Değil evet. mi? İşte halk evleriydi, şuydu, buydu, işte daha sonra köy enstitüleriydi falan, böyle bir şeyle. Yani Osmanlı şeyinden tamamen ayrılan bir şey, başka evet. bir yola giriliyor. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir konuşma oldu. Sizinle bırakmayacağız ama bu Yakup Gazi konuşmalarımız devam edecek. Şimdi şöyle olacak galiba, öyle gözüküyor. Her programda biraz geçmişe de evet. gönderme yaparak evet. bir, hani iki adım ileri bir adım geri. Yakup Gazi kurgusunu programımızda da devam ettireceğiz. Bir Sodom Gomor hep o şarkı programı evet. sizinle yapacağız. Peki teşekkür efendim. Ederiz. Sağ olun. İyi günler. İyi günler size. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.